Değerli izleyiciler, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bu programda sizlere Yevm-i Şek'te oruç tutmaktan bahsedeceğim. Yevm-i Şek dediğimiz gün, Şaban ayının 30'una denk gelen ama gerçekte Şaban ayının 30'u mudur? Yoksa Ramazan ayının birinci günü müdür? Bu hususta tam kesin kanaat sahibi olunmayan güne biz Yevm-i Şek diyoruz. Kameri aylar bazen 29, bazen 30 gün sayarlar. Dolayısıyla biz Şaban ayını 1, 2, 3, 4, 5 ve nihayet 30 diye saydığımızda Şaban ayının son günü 29 da olabilir, 30 da olabilir. 30. günün en azından %50 bir oranla Şaban ayının 30. günü olma ihtimali de vardır. Ramazan ayının birinci günü olma ihtimali de vardır. Dolayısıyla eğer bu husus kesin olarak belli değilse, yani o 30. gün Şaban'ın 30. günü müdür yoksa Ramazan ayının birinci günü müdür şeklinde şüphe ediliyorsa, o zaman bugüne Yevm-i Şek diyoruz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bugün de oruç tutmamızı yasaklamıştır. Ebu Hureyre Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle dediğini rivayet ediyor. Ramazan'ı bir veya iki gün önce oruçla karşılamayın. Ancak bir kimse eğer adeti olduğu için bu günleri oruç tutuyorsa tutsun. Yani normal olarak Şaban ayında bir kişi oruç tutmuyorsa veyahut da işte başında ortasında bir iki gün tutmuşsa, hani son gününde tutmaya kalkışmasın. Çünkü öyle yaptığı zaman Yevm-i Şek dediğimiz güne denk gelebilir orucu. O zaman da bu sünnet nafile bir oruç mudur? Yoksa Ramazan ayından farz bir oruç mudur? O tam belli olmayabilir. Böyle şüpheli bir şekilde bir orucun tutulması da hoş bir şey değildir. İbadetlerde insanın ne yaptığını bilmesi gerekiyor. Dolayısıyla Yevm-i Şek'te oruç tutulmaması lazım. Bu hususta başka rivayetler de var. Mesela Sıla bin Züfer anlatıyor. Biz Şaban'dan mı, Ramazan'dan mı olduğu şüphe edilen bir günde Ammar'ın yanında idik. Ammar bin Yasir'in yanında idik. Bize kızartılmış bir koyun getirildi. Cemaatten biri ben oruçluyum diyerek geri çekildi. Ammar dedi, kim bugün oruç tutarsa muhakkak ki Ebul Kasım'a isyan etmiştir. Yani Ebul Kasım Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın künyesidir. Yani Hazreti Peygamber'e isyan etmiştir. Yani onun yapma dediği şeyi yapmıştır. Bu hadis de Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, İbn-i Mace tarafından rivayet edilmiştir. Biraz önce okuduğum hadis de hemen bütün kütübü sitte eserlerimizde mevcut. Sahih bir hadis. Yani Peygamber Efendimiz tarafından Yevm-i Şek'te oruç tutulmasının yasaklanması haberlerde, hadislerde kesin olarak varid olan bir husustur. Ve işte Sıla bin Züfer'in rivayet ettiği durumdan da anlıyoruz ki sahabiler sadece Yevm-i Şek'te oruç tutmayı bir nevi bid'at telakki ediyorlardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin emirlerine karşı gelmek şeklinde telakki ediyorlardı. Yine Ebu Hureyre diyor ki Resulullah Ramazan orucunu hilali görmezden bir gün önce başlatmayı yasakladı. Resulullah Ramazan orucunu hilali görmezden bir gün önce başlatmayı yasakladı. Yani hani Şaban 30'a tamamladığımızda olur ki o 30. gün Ramazan ayının biridir ihtimaliyle insanlar eğer oruca başlarsa, yani Ramazan ayının birini de madem ki bütün Ramazan ayında efendim oruç tutmak bizim için öyleyse
bugün de oruçlu olalım diyerek bir gün öncesinden başlamayı Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kesin olarak yasaklamış. Değerli izleyiciler, şimdi her ne kadar size şek gününün, şüphe gününün Şaban'ın 30. günü olduğunu, fiil olarak eğer Şaban'ın 30. günü ise bu şek günüdür denmez. Sadece Şaban'ın 30. gününe rastlayan Şaban'ı 1-2-3 diye saydığımızda 30. güne denk gelen gün yevmi şek olabilir. Ama yine de her 30. gün mutlaka yevmi şektir anlamına gelmiyor bu. Eğer gerçekten Şaban'ın 30. günü ise yevmi şek değildir. Sadece bir takım şüphelerle hareket ederek Şaban'dan mı Ramazan'dan mı olduğu şüphesi olduğu zaman o güne biz yevmi şek diyoruz. Fukaha da bu konuda farklı kriterlere başvurmuşlardır. Yani yevmi şek hangi güne diyeceğiz? Mesela şu hususta fukaha arasında ittifak vardır. Şaban'ı 1, 2, 3, 4, 5, 20, 30 diye saydık. Hava açık. Büyük bir topluluk efendim ayı görmek için yüksek bir yere çıkmışlar, gözlüyorlar. Fakat kimse ayı göremiyor. Yani Ramazan hilalini göremiyor. Anlaşılıyor ki yani Şaban'ın 29. gününde akşam herkes veya büyük bir topluluk ayı görmek için çıkmışlar. Havada açık, gözlüyorlar. Fakat kimse ayı göremiyor. Havanın böyle açık olduğu zamanlarda ayı kimse görememiş ise ondan sonraki gün kesin olarak Şaban'ın 30. günüdür. Dolayısıyla ertesi gün Şaban'ın 30. günü oluşu hususunda kimsenin herhangi bir şüphesi yoktur ve ona yevmi şek denilmez. Ha ne zaman yevmi şek denilir? Hanefilere göre kriter şudur. Şaban ayının 29. günü akşamı Ramazan hilali gözlendiğinde eğer hava bulutlu olduğundan dolayı ayı görmek mümkün değilse o takdirde bir sonraki güne yani artık Şaban'ın 30. gününe denk gelen güne yevmi şek denilir. O gün belki de Ramazan'ın birinci günüdür ama hava kapalı olduğundan dolayı hilali görmek, ayı görmek mümkün değildir. Bunun mümkün olmaması bir sonraki günün yani Şaban'ın 30'una denk gelen günün Şaban'ın 30. günü mü yoksa Ramazan ayının birinci günü mü olduğu hususunda insanda bir şüphe bırakıyor. Şüphe sebebi de nedir? Havanın bulutlu olmasıdır. İşte Hanefilere göre havanın bulutlu olması sebebiyle ayın görülememesinden dolayı Şaban'ın 30. gününe yevmi şek denilir. Şafiler ise durumu biraz daha farklı ele alıyorlar. Onların kriterleri biraz daha farklı. Şimdi Şafiler de Hanefiler gibi eğer zaten hava açık ise insanlar ayı gözledikleri halde 29. günün akşamında ayı görememişlerse zaten bir sonraki gün ayının 30'una denk gelen gün Şaban ayının 30. günüdür. Şaban ayı 30 gün çekiyor demektir bu. O konuda herhangi bir şüphe yok. Hanefiler de böyle söylüyor. Diğer mezhep imamları da böyle söylüyorlar. Peki hava bulutlu ise ne olacak? Hava bulutlu ise ne olacak? Şafiler diyorlar ki hava bulutlu olduğu zaman Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam hava bulutlu olursa Şaban'ı 30'a tamamlayın demiş. Hava bulutlu olursa Şaban'ı 30'a tamamlayın. Dolayısıyla hava bulutlu olduğu zaman da ne yapılacağı belli. Resulullah Efendimiz ne yapılması gerektiğini açıkça ifade etmişler. Yani hava bulutlu olup da bu sebepten biz ayı görememiş olsak biz
sonraki günü Şaban'ın 30. günü olarak kabul edeceğiz. Ramazan'ın 1. günü olarak kabul etmeyeceğiz. Çünkü Hazreti Peygamber öyle demiş. Şaban'ın 30. günü olarak kabul edeceğiz. Ramazan'ın 1. günü olarak kabul etmeyeceğiz. Dolayısıyla böyle bir durumda da yine yevm-i şekten söz edilmez. Peki ne zaman yevm-i şekten söz edilir? İşte o Şaban'ın 29. gününde bir takım insanlar gelirler, biz ayı gözetledik, ayı gördük derlerse ve hakim de o insanların ayı görmesini reddederse, onların şahitliğiyle hükmetmezse, o zaman bir şüphe söz konusudur. Tabii hakim de bir insanın şahitliğini hangi sebeple reddeder? Mesela henüz bülüğ çağına erişmemiş olan çocuklar gelirler, derler ki biz ayı gördük. Veya Mecnun deli olan şahıslar gelirler, biz ayı gördük derler. Veya şer'i bir takım sebeplerden dolayı şahitliği kabul edilmeyen bir takım insanlar vardır. Onlar gelirler, biz Ramazan hilalini gördük derler. Tabii bu kişiler şahitliği hukuken kabul edilmeyen kişilerdir. Eğer şahitliği hukuken kabul edilmeyen kişiler böyle gelip biz ayı gördük diyorlarsa hakim onların şehadetiyle hüküm vermez. Ama belki de doğru söylüyorlardır. Belki de diğer insanlar göremediler, onlar ayı gördüler. İşte böyle bir durumda Şaban ayının 30'una denk gelen gün yevm-i şek olur. Tabii bütün mezheplere göre Şaban ayının 30. günü eğer yevm-i şek ise, tabii Hanefilere göre ne zaman yevm-i şek olur? Ayın 29. günü bulutlu olması sebebiyle ay görülemediğinden dolayı 30. gün yevm-i şek olur. Şafilere göre de şahitliği şer'an kabul edilmeyen bir takım insanların şahitliği sebebiyle, yani gördük demeleri yüzünden yevm-i şek olur. Şahitliği kabul edilmiyor ama gerçekte belki de onlar doğru söylemişlerdir. Olabilir. Böyle bir şey olması da mümkündür. İşte böyle bir durumda ittifakla bütün mezheplere göre yevm-i şekte oruç tutmanın hükmü mekruhtur. Hanefiler tahrimen mekruh olduğunu söylüyorlar. Şafiler haram olduğunu söylüyorlar. Hanbeliler ve Malikiler mekruh olduğunu söylüyorlar. Dolayısıyla bugün de oruç tutmamak gerekiyor. Bugün de oruç tutmamak gerekiyor. Şimdi fukaha neden bugün de oruç tutulmamasını hani hikmet açısından değerlendirdikleri zaman genellikle şu izahı yapıyorlar. Diyorlar ki o gün Şaban'ın 30. günü müdür, Ramazan'ın 1. günü müdür? O kesin olarak belli değil. Kesin olarak belli olmadığından dolayı kişi hangi orucu tutuyor? Nafile bir oruç mu tutuyor yoksa farz olan bir orucu mu tutuyor? Bu husus da belli değil. Dolayısıyla ibadetlerde böyle şüpheli bir niyet olmaz. Şüpheyle ibadet sabit olmaz, sahih olmaz. Dolayısıyla Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da bunu yasaklamış olduğuna göre kimsenin yevm-i şekte oruç tutmaması gerekir demişler. Bunun mahzuru olduğunu söylemişler. Ama eğer bir kişi böyle diyelim ki hep ayın son 3 gününü oruç ile geçirmeyi adet edinmiş ise ve Ramazan'dan önce de böyle bir kişinin ilk 3 gününe, işte Şaban'ın 30. günü denilebilecek olan ve yevm-i şek olarak da ifade edilebilecek olan bir gün denk gelmiş ise böyle kişiler için bir mahzur yok. Ama haseten Ramazan'dan bir gün önce ben oruca başlayayım, ihtiyatlı davranayım demesi makul karşılanmamıştır. Değerli izleyiciler, burada zamanımız açısından önemli bir değerlendirme yapabiliriz. Her ne kadar geçmiş fukahamız
Yevm-i Şek'te oruç tutmanın mahzurlu olmasını, o gün tutulacak olan orucun Ramazan orucu mu yoksa nafile oruç mu olduğu hususundaki şüpheden kaynaklandığını söylemiş olsalar da, tabi hadislerde sırf bu sebepten bunun yasaklandığını gösteren bir ifade mevcut değil. Bunlar bizim fukahamızın çıkarmış olduğu yorumlar, fukahamızın yapmış olduğu yorumlardır. Ama zamanımızda rüyet-i hilal konusundaki ihtilaflar dikkate alındığında, belki Hazreti Peygamber'in Yevm-i Şek'te oruç tutmayı yasaklamasının en büyük hikmetinin şu olduğunu söyleyebiliriz. İşte bakın, bugün bu rüyet-i hilal konusundaki ihtilaflardan da görüyoruz ki, bazen aynı evde, işte falan memlekette deniyor ki bugün Ramazan'ın biridir. Birisi o memleketteki hocaları dinliyor veya orada verilen fetvaya ittiba ediyor. Onu esas kabul ediyor, o oruç tutuyor. Tabi bayram günü geldiğinde tersi oluyor. Mesela o diyor ki bugün bayram. Ha, diğerleri de o gün oruç tutmuyor. Bayram günü geldiğinde de onun gibi bayram yapmıyor. Biri bayram yapıyor aynı günde, birisi oruç tutuyor. Veyahut da biri oruç tutuyor, birisi tutmuyor. Şimdi böyle bir durumun aile içerisinde veya toplum arasında ne kadar sıkıntılı bir durum olduğunu görmemiz lazım, herkesin görmesi gerekiyor. Muhtemelen Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Yevm-i Şek gününde, Yevm-i Şek'te, Şek gününde oruç tutma sebebiyle Müslümanlar arasında bugün oruç günüdür değildir, bugün Ramazan'ın biridir değildir, bugün efendim tabii sonu itibariyle de Ramazan bayramıdır değildir şeklinde bir takım ihtilafların olacağını sezmiş, görmüş ve böyle ihtilafların ortaya çıkmaması için Yevm-i Şek'te oruç tutulmasını Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yasaklamış görünüyor. Muhtemelen Yevm-i Şek'te oruç tutmanın en büyük mahzuru budur. Yani gerçekten bu husus kolay kolay hazmedilecek, kabul edilebilecek olan bir şey değildir. Yani aynı günde biri diyor ki bugün Ramazan'ın biridir, öbürü diyor ki değildir. Veya biri diyor ki bugün Ramazan bayramıdır, öbürü diyor ki hayır Ramazan bayramı değildir, bugün Ramazan'ın son günüdür. Aynı evde veya komşular arasında, aynı şehirde insanlar arasında böyle bir ihtilaf hasıl oluyor. Ha şimdi Yevm-i Şek'te eğer oruç tutmak yasaklanırsa, o zaman bunun getireceği netice nedir? Bunun getireceği netice herkesin aynı günde oruca başlamalarıdır. Eğer bir toplumda yaşayan insanların hepsi aynı günde oruca başlar, aynı günde bayram yaparlarsa o toplumda herhangi bir problem çıkmaz. Değerli izleyiciler, bugün için acaba Yevm-i Şek söz konusu mudur dersek, şimdi Ramazan'ın tayin edilmesini hesaba göre yaptığımız takdirde bugün Yevm-i Şek'ten söz etmemiz mümkün değil. Yevm-i Şek hangi sebeple varid oluyordu? Bir, hava bulutlu olduğundan dolayı ayı göremememiz sebebiyle hasıl oluyordu. Hanefilerin görüşü böyle. Ha bugün astronomi bilgileri açısından havanın bulutlu olup olmaması pek fazla önemli değil. Bulutlu olsa da olmasa da ayın nerede olduğunu, ufkun neresinde olduğunu, gerçekten Ramazan'ın birinci günü olup olmadığını gayet iyi tespit edebiliyorlar. Şafilere göre problem neydi? Şahitliğinin kabul edilmesinde şüphe olan veya en azından mahkeme tarafından şahitliği kabul edilmeyen kişilerin gördük demesi sebebiyle Yevm-i Şek tahakkuk ediyordu. Artık böyle kesin hesabın olduğu zamanlarda bu gibi kişilerin gördük demeleri de çok fazla bir anlam ifade etmiyor. Yani şunu kesin olarak söyleyebiliriz ki hesaba göre ayın görülmesinin mümkün olmadığı zamandan önce, böyle çoluk çocuk değil,
yüzlerce akıllı insan biz ayı gördük deseler, yine de o insanlar bir yanlışa, bir hataya binaen ayı gördüklerini ifade ediyorlardır. Hesaba göre eğer ay görülemeyecek bir konumdaysa o ayı hiç kimse göremeyecektir. O ayı hiç kimse göremeyecektir. Dolayısıyla bugün hesaba riayet edilmesi aynı zamanda yevmi şek konusunu da ortadan kaldıran bir husustur. Bugün artık bilimsel verilere, kesin bilimsel verilere riayet etmek durumundayız. Hesabın ay görülemez dediği bir zamanda ayı görmek hiç kimse için mümkün değildir. Senede 365 gün her namaz vaktinde hesaba inanıp da sadece senede iki defa hesaba inanmamak akıllıca veya tutarlı bir davranış değildir. Eğer hesap esas alınırsa yevmi şek meselesi de ortadan kalkmış olur. Allah cümlemizi hidayette eylesin, hidayetten ayırmasın. Başka bir programda buluşmak üzere. Hoşça kalın değerli izleyiciler.